Herkese merhabalar. Bugün sizlere bu gördüğünüz pandaların yapılışını anlatmak istiyorum. Elde kareleme tekniği ile arkadaşlar artırmaların eksiltmelerin olduğu bir çalışma. En geniş yerden başlayarak azaltarak devam edeceğiz. Ee, gerekli olan malzemeler siyah ve beyaz kum boncuk. Misina ile dokuma yapacağım arkadaşlar. Ve boncuk işleme iğnemiz var. Kenarları için ben zincirle bugün kapama yerini yapacağım. Siz isterseniz makrome düğümleriyle de ipli kapama yeri yapabilirsiniz. İsterseniz başlayalım. Evet arkadaşlar ben misinamdan yaklaşık 1 metre uzunluğunda bir ip kestim. Tam ortada ikiye bölerek arkadaşlar ipi iki eşit uzun parçaya ayırdım. Stop boncumu bağladım. Dokuyacağım yerle üst tarafını ipimizin geride kalan kısmıyla da pandamızın alt tarafını dokuyacağız hem arttırmaları hem eksiltmeleri göstermek istediğim için arkadaşlar şu orta noktadan başlayacağım. Burada arttırmamız var. Burada da eksiltmemiz var. O yüzden şimdi sırayla bir beyaz, iki siyah, bir beyaz, bir siyah, bir beyaz, bir siyah, bir beyaz, iki siyah ve bir beyaz boncuk alıyorum. Evet arkadaşlar, ilk sıramın boncuk dizilişi söylediğim gibi. Şimdi burada arkadaşlar üst sıraya geçeceğiz bir beyaz kum boncuk aldım burada arttırma ya da eksiltme yok arkadaşlar direkt üst sırayı yapıyoruz beyaz boncuğa arkadaşlar iç tarafından battım ipimi çektim boncuk oraya şu şekilde üst üste gelecek gibi oturdu gördüğünüz gibi şimdi boncuğun beyaz boncuğun dış tarafından çıkıyorum üsttekinin ipimi gördüğünüz gibi şöyle iç tarafa aldım şimdi arkadaşlar bir beyaz kum boncuk daha alacağım burada İşi elim alıyorum tekrardan alttaki ikinci boncuğum olan siyaha iç tarafından battım boncuk yerine geldi ipimi yukarıya iki boncuğun arasına iki beyaz boncuğun arasına getirdim ve beyaz boncuktan iğnemi ileriye doğru yürüttüm şimdi arkadaşlar bir siyah kum boncuk alıyorum alttaki üçüncü boncumuz olan siyah boncuğa battım boncuk yerine oturdu ve dış tarafından içeriye doğru iğnemi yürüttüm. Bir siyah kum boncuk daha alıyorum. Bu defa alttaki dördüncü boncumuz olan beyaz boncuğa dış tarafından battım. Boncuk yerine geldi. İpimi iki siyah boncuğun arasına çektim ve son aldığım siyah boncuktan ilerledim. 3 3 tane beyaz kum boncuk dokuyacağız sırayla arkadaşlar şimdi. Aynı teknikle. Bir tane aldım. Siyahın üzerine bunu dokudum. Bir tane daha beyaz aldım. Bunu da beyaz kum boncuk dokutma arkadaşlar şimdi bir tane daha beyaz kum boncuk alacağım siyah boncuğun üzerine bunu dokudum şimdi bir siyah kum boncuk alıyorum Beyaz boncuğumuzun üzerine dokudum. Bir siyah kum boncuk daha alacağım. Bunu da arkadaşlar sonraki siyahın üzerine dokudum. İpimi yukarıya çektim ve siyahtan içeriye doğru ilerledim. İki tane beyaz kum boncuk dokuyacağız bir tanesini aldım alttaki siyahın üzerine. Bunu dokuyorum. Ve bu sıramızın son boncuğu arkadaşlar. Bir tane beyaz kum boncuk aldım. Son beyazımın üzerine bunu doktum. Evet arkadaşlar şimdi üst sıraya geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi şu sıradayız. 2 siyah 9 beyaz 2 siyah görünen yerde. Burada gördüğünüz gibi beyazın üzerinde siyah bu normal dokuma yapacağımız yer ama burası arttırma arkadaşlar. Şimdi biz ilk önce bir siyah 9 beyaz bir siyahı dokuyalım. Bir siyah boncuk aldım. Şu an bir üst sıraya geçiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadım. Sadece bir boncuk aldım. Beyazın iç tarafından iğnemi battım ve dış tarafından ileriye yürüttüm iğnemi. Sırasıyla birer boncuk alarak burada 9 beyazı arka arkaya dokuyacağız. 1 2 üçüncü beyazı aldım. Tuttum. Dördüncü beyaz. Beşinci beyazdayım. altıncı beyaz. Yedinci beyaz dokuyorum arkadaşlar şu anda. Yedi. Gördüğünüz gibi her seferinde alttaki boncuğun dış tarafından batıyorum. Şu şekilde aldım. Sonraki siyah boncuğuma battım. ipimi yukarıya çekiyorum. Çekemedim arkadaşlar misina. Ve beyazdan ileriye ilerledim. Sıramızın sonunda bu sıramızın ilk arttırmasını yapacağız arkadaşlar. Dönüşte de diğer tarafının. Bir beyaz daha aldım. Okudum. sıranın son boncuğu olan siyahı alacağım ve sonra arttırmayı yapacağım arkadaşlar siyahımı aldım şimdi arkadaşlar işi şöyle çevirdim böyle duruyor bu şekilde biz ilk siyahı dokumuştuk şuradayız biz şu an İlk siyahı dokumuştuk şimdi sonraki siyahı nasıl arttırıyorum üstteki ile birlikte onu göstereceğim bu aşamada Elimde işi böyle tutuyorum. İki tane siyah kum boncuk aldım. En geriye götürdüm. Burada arkadaşlar ilk aldığım siyahtan bakın ilk aldığım siyahtan iğnemi battım. Şöyle bir görüntü oldu. Yukarıya doğru çeviriyorum. Üsttekinden iğnemi geçtim. Burada şimdi biz arkadaşlar arttırmamızı yapmış olduk. Şimdi bir tane siyah boncuk alacağım. Yan tarafına hemen dokuyayım. Farkı göreceksiniz. Aldım ve ipimi yukarıya çektim. Boncuğumun içinden ilerledim. Bakın. Hem bu sıranın sonundaki arttırmayı yaptım. Hem üst sıranın iki, iki tane boncuğunu arka arkaya dokudum. Şimdi sırasıyla arkadaşlar bir siyah 2, 4, 6, 7 beyaz. 2 ee, tane de siyah dokuyacağız. Sonra arkadaşlar devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Ben 7 beyaz ve 1 siyahımı dokudum. Şimdi pandamızın burasındayım. Bir siyah daha alıyorum. Şimdi buradaki arttırmamızı yapacağız arkadaşlar bu siyahtan sonra. Bakın şimdi Burada 3 siyah, altta da 2 siyah var arkadaşlar. Şimdi biz buranın siyahını bir arttırıp altta da bir siyah ekleyeceğiz. Bunu yapmak için sıranın sonunda 2 siyah kum boncuk aldım. Bunu en aşağıya götürdüm arkadaşlar. İlk aldığım siyah boncuktan. Bakın. İlk aldığım siyah boncuktan iğnemi battım. Üst üste geldiler. Bu defa Alt tarafa döndürüyorum boncuğumu. Bir bu tarafı yaparken üste çevirmiştik. Şimdi alt tarafa çeviriyorum. Ve boncuğuma siyah boncuğuma ve bir alt sıranın arkadaşlar hem siyahına hem de beyazına birlikte batıyorum. İpimi çektim. Şimdi üst sıraya devam edeceğim arkadaşlar. 3 boncuğun içinden birden ileriye doğru iğnemi yürüttüm. Ve arkadaşlar pandamızın arttırma yeri bu şekilde oluyor. Burada şimdi sırasıyla 4 siyah, 5 beyaz, 4 siyah dokuyacağız. Aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bir siyah kum boncuk aldım. Siyah boncuğumun iç tarafından battım ve ileriye doğru ilerledim. Artık arttırma yok. Bu şekilde dokumaya Devam edeceğiz. İkinci siyahımı aldım. Hemen yan tarafa geldi. İçine battım iğnemi. Bir siyah boncuk daha aldım. Son siyah boncumun üzerine dokuyorum. Yerine geldi. İpimi yukarı çekip ikisinin arasından ilerledim. Bir siyah kum boncuk daha alıyorum. Alıyor muyum? Evet arkadaşlar alıyorum. Bir siyah kum boncuk daha aldım alttaki ilk beyazımızın üzerine battım. Yerine geldi. İpimi yukarı çektim ve içinden iğnemi ileriye yürüttüm. Bu şekilde arkadaşlar 5 beyaz, 4 siyah devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bu sıramın son boncuğunu alıyorum. Bir siyah kum boncuk aldım. Son siyah boncuğumun üzerine dokudum. Evet arkadaşlar pandamızın artık en üst sırasını yapacağız. Burada bir azaltmamız var. Azaltmanın nasıl yapıldığını göstereceğim şimdi. Burada en son çıktım. İğnemi birinci ve ikinci şu en üstte kalan arkadaşlar siyahla bir alttaki siyahın bağlantı yerindeki ipin iç tarafından iğnemi geçirdim. İpimi oraya sabitlemiş oluyorum ve bir siyahtan boş hiç boncuk almadan ilerledim. Bir siyah kum boncuk aldım. Son boncuğumuz artık geride kaldı. Onunla işimiz yok bizim arkadaşlar. İkinci siyahın üzerine yine elde kareleme tekniğiyle siyah boncuğumu dokudum. Bir siyah kum boncuk aldım. Sonraki siyahımın üzerine dokudum. Bir siyah kum boncuk daha alıyorum alttaki son siyahımın üzerine dokudum. Evet arkadaşlar şimdi kulağın yapımı bitti. Buradaki tüm beyaz boncukların içinden ilerliyorum. İğnemi boş bir şekilde karşı tarafa geçmek için. Şimdi arkadaşlar sırasıyla bir siyah kum boncuk aldım. İlk siyah boncuğun üzerine aynı teknikle dokuyorum. Bir siyah kum boncuk daha aldım. Bunu da sonraki siyahın üzerine dokudum. Bir siyah kum boncuk daha aldım ve bu sıranın artık son boncuğunu dokuyoruz arkadaşlar. Burada azaltma yapmamıza gerek yok. Zaten en sondayız. Şimdi burada buraya bir düğüm atalım arkadaşlar. Bu ipimiz kalsın. Lazım olur belki diye. En son bunu kopartacağız. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi pandamızın üst tarafı bitti. Stop boncuğumuzu çıkartıyoruz bu aşamada. Evet arkadaşlar ben stop boncuğumu çıkarttım. İpimin üzerine ucuna iğnemi taktım ve şimdi arkadaşlar aparat takacağımız yer. İlk dokuduğum sıranın sonundan başlıyor ve kulağın ilk siyahına gidiyor. Burada arkadaşlar 4 tane siyah kum boncuk alıyorum hiç dokumaya başlamadan daha bunu ilk siyah iki boncumuz var burada kulak için yaptığımız. Bunun ikisinin içinden geçiyorum. Ve aparatı takacağımız kulp yeri oluştu arkadaşlar. İçinden bir tur daha dönebiliriz. Sağlam olsun diye. Kulpun içinden geri dönüyorum. Üstteki ipimiz dolandı arkadaşlar. Evet. Şimdi ilk sırama geldim. Kulpumuzun oradan arkadaşlar. Dokumaya devam edeceğim. Şimdi bir beyaz kum boncuk alıyorum. Beyazın üzerine dokuma yaptım arkadaşlar. İpimi beyaz boncuğun içinden yürüttüm. 4 siyah kum boncuk dokuyacağız sırayla. 1 2. aldım arkadaşlar. Dokudum. 3. aldım. Bu şekilde arkadaşlar bir siyah devamında 4 e, siyah olacaktı. Burası 4 siyah 1 beyaz 4 siyah 1 beyaz olacak kadar dokuyacağız. Evet arkadaşlar bu sıranın son beyaz boncuğunu dokuyorum. Şimdi buradaki kulpumuzu yapacağız. Kulpumuz için arkadaşlar üstteki iki boncuktan içeriye giriyorum. Siz tabi dokurken arkadaşlar kulp yerine istediğiniz şekilde nerede kolayınıza geliyorsa orada yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Şimdi siyah yerden arkadaşlar üstteki iki siyah yerden çıkacağım kulağımızın alt tarafından. Burada 4 siyah kum boncuk alacağım. Aldım ve Beyaz ve siyah boncuktan ileriye iğnemi yürüttüm. Diğer kulpumuz da hazır oldu böylelikle. İçinden bir tur daha dönelim, sağlam olsun. Kulpumuzun içinden ilerledim. Arkadaşlar dokuma yaptığım sıraya tekrar döneceğim. Penseyle ilerledim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Beyaz boncuğumdan çıktım. Şimdi burada sırasıyla bir beyaz kum boncuk aldım. Beyaz boncuğumuzun üzerine bunu dokudum. Bir beyaz kum boncuk daha alacağım. Bunu da hemen yandaki ilk siyahımızın üzerine dokuma yaptım. İki siyah kum boncuk dokuyacağız. Bir. Yerine geldi. İğnemi ileriye yürüttüm. İkinci siyah boncuğumu aldım. Evet arkadaşlar. 3 beyaz kum boncuk dokuyacağız şimdi sırayla. 1 2 ve 3. boncuğumuz. Arkadaşlar bu sıradan sonra bir alt sıraya geçerken eksiltme yapacağız. Şimdi iki siyah kum boncuk alıyorum. 1 ve ikinciyi doktum. Şimdi arkadaşlar iki beyaz kum boncuk dokuyacağım sırayla bir ve ikinci boncuk aldım. Sıranın sonuna geldik. Şimdi arkadaşlar azaltmayı gösteriyorum. Şu Alt taraftayız. İkili boncumuz var. Bunu altı boş. Buradan devam edeceğiz. Bunun için en son aldığım beyaz boncuk ve üstteki beyaz boncuğun ipinin arasından iğnemi geçirdim ve ilk beyaz boncuktan ilerledim. Şimdi arkadaşlar sırasıyla 4 beyaz, bir siyah, 4 beyaz boncuğu sırasıyla dokuyacağız. Bir beyaz aldım. bir beyaz ikinci beyazım üçüncü beyazım ve dördüncü beyazımı okuyorum arkadaşlar şimdi pandamızın ağız kısmını yapacağız dördüncü beyaz boncuğundan da ilerledikten sonra bir siyah kum boncuk alacağız. Bunu alttaki beyaz boncuğun üzerine doktum. Şimdi arkadaşlar 4 beyaz boncuk devam edelim. Evet arkadaşlar sıramın son beyaz boncuğunu alıyorum ve dokudum. Şimdi burada tekrar azaltma yapacağız. İşi çevirdim elimde. Beyaz boncukların arasındaki ipten arkadaşlar birinci beyaz ve üstteki ikinci beyazın arasına denk geliyor. İpimi boş geçtim ve ilk beyaz kum boncuktan ilerledim. Bu aşamada arkadaşlar sırasıyla 7 tane kum boncuğu dokuyacağız. 1 2 Devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, artık pandamızın son boncuğunu da beyaz boncuk alarak dokuyorum ve pandamızın dokuma kısmı böylelikle bitmiş oluyor. İpimizi düğümlüyoruz. Sağlam düğümler atalım arkadaşlar. Bu arada Instagram hesabıma beklerim arkadaşlar. Tasarımlarım takı. Orada da ürünlerimi yayınlıyorum. Hepinizi beklerim. YouTube kanalımın da hakkında kısmında mevcut. Kanalımın linki tıkladığınızda oradan yönlendiriliyorsunuz. Arkadaşlar üstteki ipe de ihtiyacımız kalmadı. Onu da aralardan bu şekilde uygun yerlerden geçerek düğümler atıp kesebilirsiniz. Ben şimdi bunu göstereceğim. Ve sonra zincir kapama yapacağım. Siz isterseniz makrome düğümüyle de yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar bunu bileklik olarak kullanabildiğiniz gibi hal hal, kolye, küpe yaparak da kullanabilirsiniz. Evet ilk yaptığımız siyah yerimize taktım. Şimdi diğerine arkadaşlar takacağım. İnşallah sizler için faydalı bir video olur. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Ve arkadaşlar dokumamız bitti. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler.